Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 2013 yılı ALES soruları sayısal 1 kısmının geometri sorularını çözeceğim. İlk soruda yukarıda verilen x kaç derecedir diyor. Biz ölçülen bilgiye dikkat edelim. Ölçülen biri çokgenlerde iç açı. Çokgenlerde iç açılar toplamını nasıl buluyoruz? Formülü unuttuğumuzu düşünelim. Bir tane çokgen düşünelim. Mesela kare. Karede bir çokgen. Karenin iç açıları toplamını biliyor muyuz? Onu da unuttuk diyelim. Sadece şunu biliyoruz. Buralar dik değil mi? 90 derece. 4 tane 90 ne eder? 360. Öyleyse 360'mış. Karenin 4 kenarı vardı. 360. Peki üçgende ne iç açılar toplamı? 180 değil mi? Üçgenin ise 3 kenarı var. Şimdi şöyle bir düşünelim. Formülü aklımıza getirmek için. Üçgende direkt 180 oluyor. Karede 180'in 2 katı oluyor. Dikdörtgende yine 180'in 2 katı yani 360 oluyor çünkü buralarda dik. Kare ile dikdörtgende değişmedi. Öyleyse değişmeyen başka ne var burada? Kenar sayısı. Demek ki bizim formülümüz kenar sayısına bağlı. Kenar sayısını nasıl formülize etmişiz iç açılar toplamında? Kenar sayısına k desek eksi 2 çarpı 180. Mesela üçgende 3 tane kenar olduğu için 3 eksi 2 1 çarpı 180 180. Karede ise 4 kenar olduğu için 4 eksi 2 2 2 çarpı 180 360. Ve k yerine ne demişiz kolay olsun diye daha formülü olsun diye n demişiz. N eksi 2 çarpı 180 iç açılar toplamı. Dış açılar toplamı ne? Dış açılar toplamı her zaman 360. Dış açılar toplamı her zaman 360. Bunu bilerek bu soruyu çözeceğiz. Şimdi kaç kenarımız var? 1, 2, 3, 4, 5. Formüle yazalım. 5 eksi 2 çarpı 180. 3 çarpı 180 çarpınca 540 eder. Şimdi iç açılar toplamımız 540'mış. Ne var elimizde? 90 var. 100 daha 190. 120 daha 190'a 120'yi ekleyeceğim. Kolay olsun diye ne yapıyorum? Önce 100'üne ekliyorum. 290 oldu. Sonra ona bir de 20 ekliyorum. 310 oldu. 310 oldu. X açım var. Bir de şurası var. Şurası nedir? Burası 60 ise burasının 120 olması lazım. Çünkü biz biliyoruz ki şöyle doğru da şunun şu açı 180'dir. Bunu böyle bölünce burası 100 olur, burası 80 veya bu taraf 100 olsa bu taraf 80 gibi. 310'un üzerine bir de 10'u koyacağız. Şurayı biraz sileyim. 310 derecenin üstüne bir de 120'yi koyunca 430 oldu. Benim toplamım neydi? 540. Öyleyse geriye kalan 110 derece tek kalan ifade olan x'in karşılığı. Cevabımız Bursa. Geçelim bu soruya. Şimdi bu soruda ki ve diğer geometri sorularında önemli noktamız şu. Kafayı bir yan çevirip bakacağız. Kafayı yan çevirip de soruya bakacağız. Niye? Çünkü bize şöyle bir şey öğretiliyor. O basit geliyor. Hani üçgenle genelde işte şöyle kenarlar üzerinden şura şuraya eşittir de İşte şuradan şöyle bununla bunun oranı ne olur gibi öğretiliyor. Ama burada yatay bakalım. Şöyle şu üçgenim buradan odaklanarak bakalım. Şu şekilde bir dik indirelim. Diki niye indirdik? Şunu görmek için. Şimdi burası buraya eşit ya. Mantıken şimdi şöyle düşünüyoruz. Burada da bir orantı olacağı için diklik olduğundan ötürü. Burası buraya eşitken A diyelim. Buraya da A diyelim. A'ya 4 gelmişse 2A'ya karşılık 8 gelmesi lazım, değil mi? Orantılı artan bir şey var. Şöyle bir şey orantılı artıyor. Mantıken şu uzunlukla orantılı olarak karşıdaki de artıyor dik olduğu için. Ve dolayısıyla burası 4 ise burası 8. İkinci ölçülen nokta sorularda 3, 4, 5 ve 6, 8, 10 üçgenini
aday görüyor mu? Yani geometri sorusu çözerken kafanızda şu sayıların hemen dönmesi lazım. 6, 8, 10 diye bir üçgen var. 5, 12, 13 diye bir üçgen var. Bunlar sürekli dönecek. Çünkü şurada dikliği gördüğümüzde 8 şeklinde dikliği gördüğümüzde ve burada da 10'u gördüğümüzde hemen diyeceğiz ki burada bir 6, 8, 10 üçgeni var. Nereden geliyor? 6'nın karesi ve 8'in karesinin toplamına bakıyorlar ki bir sayının karesine denk geliyor. 10'un karesine ve bu özel bir üçgen olarak tanımlanıyor. Burası 6 ise şuraya 3 kaldı. Şimdi yine aynı mantıkla bakıyoruz. Şurası A iken karşısına 4 gelmişti. 2A olunca 8 gelmişti. Öyleyse aynısı şurada yok mu? Şurası 3 olsa mesela A iken 3 oldu. 2A'ya çıktığında yükseklik burası 6 oldu. Hadi şunu düşünebilir insan. Burası 3 ise burasının 6 olması lazım diyebilir. Ama burada bu kenarlar farklı, taban farklı değişiyor. Zaten üçgenin özelliği o. Kenarlar bu şekilde artıyor. Taban ise, işin tabanı ise iki katına çıkıyor. Çünkü burada uzunluklar bu şekilde 3'e 3 oluyor. Burası da A'ya A oluyor. Tabanımız da dörtgen 8 oluyor. İki katına çıkıyor. Bu özel yapıyı görmemizi istiyor soruda. Bir de 3, 4, 5'i görmemizi istiyor. Ha, geldik son kısma. Şimdi şurasına A demiştik ama dikkat edersek 3 var, 4 var, diklik var. Öyleyse bu 3, 4, 5 özel üçgendir. Burası 5 ise burası da 5. Çevresini soruyor. 5, 5 daha 10, 10 daha 20. Şurasını 9 alabiliriz. 29. Şurası da 3. Toplam 32 santimetre. Neyi ölçtü? 3, 4, 5 üçgenini görüyor muyuz? 6, 8, 10 üçgenini görüyor muyuz? Bir de şu işte üçgende diklik olduğunda, mesela şurada da şöyle bir diklik koyalım. Böyle büyük çizmek lazım. Şurada bir diklik olduğunda, buraya da diklik koyduğumuzda, buralar arasındaki orantı buraya nasıl yansıyor? Bura B ise bura 2B oluyor. Bura C ise bura yine C oluyor. Onu görmemiz. Bir karınca şekildeki A noktasında bulunduğunda, şimdi burada önemli nokta şu. Somutlaştırıp kafa karıştırmaya çalışıyor. Yani burada nokta nokta verince karıncayı tepeyi elektrik direğini sokunca kafa karışacak. Oysa ki çok basit bir konu, şey soru. Bilinmesi gereken bilgi karınca falan değil, 30-60-90 üçgeni. Nasıl da 30-60-90 üçgeni? Bir kere mantıken en büyük açı 90 ise onun karşısındaki kenar en uzun olacak. Şurası 30, şurası 60. 30'dan başlıyoruz. 30'un karşısına a dersek, 90'ın karşısına 2a diyoruz. 60'ın karşısına a kök 3 diyoruz. A kök 3 deyince işin içine kareköklü sayılar giriyor ve bunu da hiç boş geçirmiyor ÖSYM. Genelde bölme. Karekök sayılar da bölme soru. Yani 6'yı kök 3'e nasıl bölersin? Nasıl bölüyorduk? Kök 3 ile genişletiyorduk. 6 kök 3 oluyordu. Kök 3 çarpı kök 3 oluyordu. Şöyle 2 kök 3 oluyordu. Yani şu işlemi yapmayı bir geometri sorusunda eleyici bilgi olarak kullanıyor ÖSYM. Yani çok iyi olabilir geometri bilginiz ama karekökü sayı işlemini yapmanız gerekiyor. Şimdi burada bakalım. 60'ın karşısı 12. Şimdi psikolojik olarak insan şöyle düşünüyor. Ben bunları nasıl kodluyorum? A kök 3 2A. E bu köklü bir şeydi. Burada tam sayı gelmiş. Şimdi ne yapacağız diye düşünebiliyor. Onu yapmadan önce şu sağ tarafı yapalım. Orası kolay. 30'un karşısı 12 ise 90'ın karşısı neydi? Onun iki katıydı. 24. Bunu yaptık. Şimdi geldik buraya. 60'ın karşısı 12 ise 90'ın karşısı nedir? Şimdi 60'ın karşısı 12'ymiş. Ben 60'ı nasıl buluyordum? 30'daki a'yı kök 3 ile çarpıyordum. Yani normalde a 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı 1 kök 3. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3 oluyordu. Ama böyle tam ifade gelirse ters düşüneceğim. Yani kök 3 ile çarpmışım 12 olmuş. Öyleyse 12'yi kök 3'e bölelim. Az önce dediğim olay. Hep eleyici bilgi olarak kullanılır. Bölü kök 3 çarpı kök 3 3 böldüm 4 kök 3. Öyleyse benim a'm 4 kök 3'müş. Bunu kök 3 ile bir daha çarpınca 12 olmuş. Öyleyse 30'un karşı şurası 4 kök 3. E 30'un karşısı 30 60 90 üçgeni. 30'un karşısı 4 kök 3 ise 90'ın karşısı nedir? 2 katı 8 kök 3.
Ve son bir yer kaldı. Şurası. Ona da bakalım. Yine 30, 60, 90 üçgeni. Mesela şeyden bakalım. 30'dan. 30'un karşısı 12 ise 60'ın karşısı ne olur? 12 köküç olur değil mi? Onun köküç katı oluyor. Şimdi bunu yaptık. Gelelim soruya. Bir karınca şekildeki A noktasında bulunduğunda yüksekliği 12 metre olan tepe noktasına 60 derecelik bir açıyla bakmaktadır. Yani karıncanın kafası burada böyle yukarıya bakıyormuş. Sonra AOB yolunu doğrusal yürüyor. Yani şurayı yürüyor. 4 köküç gidiyor. Sonra bir de 12 köküç gidiyor. İkisinin toplamı nedir? Köklerin içi aynı olduğunda topluyorduk. 16 köküç. Yani bunu böyle yazmayız genelde. Yan yana yazarız da. Daha güzel görünsün diye. 16 köküç. Şu yol 16 köküçmüş. B noktasına geldiğinde direğin tepe noktasına 30 derece açıyla bakıyor. Yani burada verdiklerini yazıyla söylemiş aslında. Şunu vermese biraz daha zor bunu yazmak. Diyor ki karıncanın yürüdüğü yolun uzunluğu, yani şu yolu soruyor. 4 köküç burası, 12 köküç, 16 köküç. Şimdi soruda keyleyici noktalar neler? Birincisi, karınca işte kafasını kaldırıyor da bakıyor da açıyla maçıyla orası biraz karıştırıyor. Ama biz şunu yakalamalıyız. AOB yolunu doğrusal yürüyor. Bana yürüme kısmı lazım bu. İkinci nokta, şu noktalı çizgiler verilmese, bize dese ki işte şuraları tam kapatsa, burayı bulun dese. Bu soruyu çoğu kişi yapar. Şu noktaları görünce bir geri çekilme olmaması lazım. Onun dışında soruda eleyici bir şey yok. Bu soruya bakalım. Diyor ki ABCD karesinin AB ve DC kenarları 4 eşit parçaya bölünmüş. Bu çok önemli, bunu okuyabilmek. Yani soruda görebilmek. Ve doğru parçalarıyla boyalı şekilde oluşturmuştur. Şu şekilde. Yani şuradan da inebiliriz aslında. Şöyle de inebiliriz. Şöyle de inebiliriz. 1, 2, 3, 4'e bölünmüş. Şuranın kendisi 60'mış. 60 birim kareymiş. Şimdi hep diklik var ya, zaten onu kullanıyoruz. Buralarda hep diklik var ya. Şu içerideki, şöyle tarayayım. Şu bölge var ya, şu bölge pardon, taşırmadan göstereyim. Şu bölgede bize verilen, kendisinin verdiği taralı alan aslında tam yarısı oluyor. Bunu nasıl görebiliriz? Şöyle bunu da ortadan ikiye bölersek, hani şu vardır ya, karede şöyle böler. Burası burayla aynı alana eşittir. Burası S ise S1 S2 dersem S1 artı S2 S'e eşittir. Onu kullanıyor veya gözle de aslında seçilebiliyor. Çünkü oranlar eşit olduğu için. Şimdi temizlersek şurayı, şurayı. Şuralar yani buranın alanına S1 diyelim, buranın alanına S2 diyelim. Yine buralarda aynı olacak. S1 artı S2'ye eşit olacak buranın alanı da. Şurası tam orta nokta mı? Onu bilmediğim için alanları eşit diyemiyorum. Ama şu ikisinin alanının toplamının şuraların alanının toplamına eşit olduğunu görebiliyorum. Çünkü az önce dediğim kare şeklinde ikiye böldüğümüzde şöyle bölünce şu S2 şu iki noktanın toplamına eşit oluyor. Şu S1 de şu iki noktanın toplamına eşit oluyor. Bunu gördük. Daha sonra neye görüyoruz? Şurada iki tane çizgi var. Dışarıda da iki tane var. Dolayısıyla bu şu bölgede aslında şurasını mesela somutlaştıralım. 2 santim, 2 santim, 2 santim, 2 santim diyelim. Şurası kaç santim? 4 santim. Yüksekliği bu. Burası 2, burası 2. Topla 4. Yüksekliği yine bu. Öyleyse bu ikisinin alanı birbirine eşittir, değil mi? Dolayısıyla bize verdiği 60, yani birçok yol geometri sorularında çözerken var. Bize verdiği 60 birim kareye ben bunu şöyle bölersem 4'e böldüğü gibi 15 birim burası, 15 birim burası desem, şuraya iki parça olduğu için burası 30 desem, şurası da onun yarısı olduğu için taralı yer, 30'un yarısı da 15. Ama birçok yolda türetilebilir. Önemli olan nokta ne? Önemli olan nokta şeyi görmek. Şu karedeki olayı. Yani bir kare varken şöyle çekiyorum. Alanları eşit oluyor. Onu görmek. Devam edelim. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgenin A köşesi sabit kalmak şartıyla
bu resim. AD kenarı 3 santim uzatılıp AB kenarı 2 santim kısaltılıyor ve kare elde ediliyor. Güzel bir soru. Oluşan alanlar A1 ve A2. A1 eksi A2 13 santimetre kare olduğuna göre ABC'de dikdörtgenin alanı kaçtır? Şimdi A1 ve A2 neresi? A1 şurası. Şu oluşturulan bölge. A2 de şu oluşturulan bölge. Bu ikisinin alanları farkı 13'müş. Bir yerden başlayalım. Şimdi şurada bir kare türetiyoruz. Karenin şurasına A dersek. Şurası da A olacak, değil mi? Çünkü kare bu. Şöyle bir kare var burada, görünmüyor. A diyeceğiz. Buraya A eksi 3 diyebiliriz veya B diyebiliriz. B dersek ne oluyor? A eşittir. B artı 3 oluyor. Daha karışık olmasın diye öyle dedim. Yoksa A eksi 3 de diyebiliriz yani. Hatta öyle daha mı kolay olur? Bir bakalım. A eşittir. Öyle de çözelim. A eşittir. B artı 3 oluyor. Buraya B dedim. Toplam B artı 3. Şurası da A oluyor. Çünkü A ise A. Şurası B ise burası B oluyor. Şimdi alanlar. Şu yukarıdaki bölgenin alanı nedir? Kısa kenar çarpı uzun kenar. A çarpı 3. 3A. Eksi. Buradaki alan. B çarpı 2. 2B. Eşittir. 13'müş. Yine aynı yere geldik. Şunu kullanacağım. A eşittir B artı 3 ya. A'yı siliyorum. B artı 3 yazıyorum. 3 çarpı B artı 3 ne? 3B artı 9 eksi 2B eşittir 13. Öyleyse B artı 9 13. B neymiş? 4'müş. Şurası 4 ise burada 4, 3 daha 7. Buraya eşit oldu. 7'dir. A, B, C, D. Yani ben şurayı 4 buldum. A, B, C'de şurayı soruyor. Alanı. 7, 2, 9. Şu kenar. Şurası da 4'tü. 4 çarpı 9. 36. Tabii önemli olan çözmekten ziyade bir şeyler görmek. Birincisi ne? Kenarı kısalttı, uzattı. Oradan bir dikkat dağıtmaya çalıştı. Şöyle saydam şeylere dikkat ettik mi? Hep var. Burada da var, burada da var. Başka var mıydı? İki tane soruda saydam görünüm kullanmış. Biraz daha kafa karıştırmak için. Şunları yan yana koysa bu kadar karışık gözükmez. Yani şu kareyi şöyle yana çizse, onun yana çizse o kadar karışık gözükmez aslında. Yani anlata anlata gitse. Şöyle aynı şeyi de gösterince kafayı karıştırmak istiyor. Şimdi şunu gördük. Bir tane kenarı A dediğimizde bu kenarın geometri sorularında bu var. Başka nereye eşit olduğuna dikkatli bakmamız lazım. Mesela burada buraya A dedik, buraya da eşit oldu, değil mi? Şurada da kullandık ve kritik olan oydu. Buraya B dedik, getirdik onu, şurada da kullandık. Şimdi mesela benzer. Burada mesela 12'ye hem bu taraftan baktık hem bu taraftan. İkisine de bakmasak soru çıkmıyordu. Burada mesela 8'e buradan baktık. Ama şu 9'u 6, 3 diye ayırıp daha sonra bu taraftan da bu 3'ü kullandık. Yani her zaman ne var geometri sorularında? Boşu boşuna bilgi verilmiyor. Yani verilen bilgiler kullanılıyor ve olabildiğince de kullandırtıyor, görmeyi amaçlıyor. Özellikle kenarlar başka nereye verilen şekilde eşit oluyor, ona dikkat etmemiz lazım. Eleyici bilgi oluyor direkt. Birbirine teğet olarak verilen aşağıdaki 3 çemberin merkezleri birleştirilerek ABC üçgeni oluşturuyor. Yani ne yapmış? Çember sorusuna üçgen sorusu türetmiş. B merkezi çemberin yarıçapı 2 santim. Şurası yani. Yarıçap ne demek? Şurası. Şuradan şuraya kadar. Bunun için iyi çizmek önemli. Adam şimdi getirip B'yi böyle çizerse buradan buraya kadar gider soru. C merkezi yarıçap 1. Şurası 1. Öyleyse şurası da 1. Şuraya 2 ise şurası da 2. Çünkü B sonuçta. Başka ne var? Şurası yok mu? Onu görmek sınavda nasıl rahatlatır insanı? 2. Şurası da 1. Yani bir çember varsa bu yarıçapı kullanacağız. Başka nerelere gidiyor göreceğiz. Bunu gizler. Yani soruda sizin şuranın 1 olduğunu, şuranın 2 olduğunu görmenizi istemez. Şurası da 2. Çünkü buradan kenara C, şuradan kenarına 1. Neye yarıyor bu? Şimdi diyor ki ABC üçgeninin çevresi 12 santimetre. Neresi üçgen? Şurası şöyle.
Ben neyi biliyorum? Şu kenarın 3 olduğunu gördüm. 3 var. Şurada 2'm var. Şurada 1 var. Topladım 6. Burada A var, burada B var. 6 artı A artı B 12'ymiş. Öyleyse şurayla şuranın toplamı da 6 olacak. A artı B 6. Bu noktadan sonra ne yapabilirim diye düşünüyorum. Bir de görüyorum ki az önce dediğim olay A'nın şu da yarı çapı, şu da yarı çapı değil mi? Peki ben neyi biliyordum? Şurası 1'di, şurası da 1'di, şurası 2'ydi, şurası da 2'ydi. Böyle baktığım zaman A'nın yarı çapına görüyorum ki buradan şurada A var demiştik. Buradan A artı 2 artı 2'ye yani A artı 4'e yarı çapı eşit. Bu taraftan ise B artı 1 artı 1'e yani B artı 2'ye eşit A'nın yarı çapı. Yani neymiş? A, B, 2 bu tarafa, 2 bu tarafa atınca A artı 2 B'ymiş. Sonra getirelim. Şurada B yerine A artı 2 diyelim. A artı 2, 6. Zaten görülüyor. Birbirinden 2 fazla ve toplamları 6 ise 2'ye 4'tür. Ama yine çözelim. Buradan A'yı 2 bulduk. A 2 ise B'de 4'tür. Yerine yazalım. Şurası 4, şurası 2. Bakalım 2, 2, 2 daha 6. 4, 1, 1 daha 6. A'nın yarı çapı 6'ymış zaten. Ha getirip burada son dakika golü atıp bir çapı da sorabilir. Oradan da giderse kötü olur. Çap derse iki katını alıyoruz. Dik koordinat düzleminde köşe noktaları 1'e 10, 1'e 2 ve 3'e 6 olan. Ha şuna da değinelim. Burada neler önemliydi? Yarı çapı her noktaya çekebilme. Yani soruda yarı çapı gördük mü böyle bir dolandıracağız. Başka nerelere çekmek, yarı çap göndermek faydalı oluyor. Onun dışında biz çember sorusunun içerisinde üçgen gelebileceğini, bunun göz korkutmak için olduğunu görmemiz lazım. Yani şu soruda şuranın çekileceğini görmeyince soru gidiyor. O çok önemli. Ondan sonrası zaten üçgen bilgisi neredeyse. Yani şöyle bir şey soruyor. İşte bu kenarı buna eşit. A ve B'nin toplamı da şu. Öyleyse A ile B'yi bulun diyor. Bu kolay bir soru değil mi? Üçgen sorusu. Mesela diyor ki bura buraya eşit. A ile B'nin toplamı da 5. O zaman dersiniz ki A artı B artı 1, A artı 2 B artı 1'e eşitse A artı 1 B'dir. Getirir burada yazarım. A artı 1 yazarım B yerine. A artı 1 5'tir. Yani neredeyse birinci dereceden bir, iki bilinmeyen de neredeyse bir bilinmeyen de eklemeye döndü yani. 2 A 4 ise A 2'dir deriz. Onun gibi. Şuraya geçelim. A, B, C son soru koordinat sistemi. Şimdi bunları çizeceğiz. Koordinat sistemi sorusu çözerken önce şunu düşüneceğiz. Bize mesela burada bir üçgen hesaplattırıyor. Üçgen şöyle tak diye oturmayabilir. Yani gıcıklığına şey verebilir. Şöyle bir üçgen verebilir. Böyle bir dik üçgen verebilir. Şöyle verebilir. Yani verdiği noktaları koyup çizeceğiz. Yani şey yapar, puzzle yapar gibi çizeceğiz. Fazla yorum yapmadan. Yani bir ön yargılı tasarım hedeflemeden, işte şöyle gelir diye düşünmeden. A 1'e 10'muş. X noktası 1, Y noktası 10 diyelim. Şurası olsun. B 1'e 2'ymiş. B de 1 ama 2 noktası. Şurası da 2 olsun. C 3'e 6'ymış. 3 şurası olsun. 1, 2, 3. 6 da bu ikisinin ortasında olacak. Şöyle bir yer değil mi? Şu. Birleştirelim. Üçgenimiz çıktı. Yatay çıktı. Şimdi ben neyi biliyorum? Şu tabanı biliyor muyum? Biliyorum. Çünkü birisi 2 noktası, biri 10 noktası. Arası ne kadar? 8 birim. Bunu biliyorum. Zaten üçgenin alanını sormuş bana. Başka neyi biliyorum? Bana alan bulmak için taban çarpı yükseklik olduğu için yüksekliğin taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğu için yüksekliğin de lazım olduğunu biliyorum. Şurayı görebiliyor muyuz? Hep ne diyoruz? Karşısında başka nerelere eşit olduğuna bakalım. Mesela şurada, şuralarda bunun eşiti bir şey yok. Ama şurada tam karşısında bir şey var.
Burası 1 noktası, burası 3 noktası. Bunun tabanı 1'deydi, 3'te de yüksekliğiydi. Arası kaç santim? Ya kaç birim? 2 birim. Dolayısıyla taban 8, yükseklik 2. 8 çarpı 2 bölü 2, 8. Şimdi üçgende alan formunu illaki çalışırken görüyoruz. Şunu bize verse herkes çözer. Dese ki şurası 8, şurası 2. Bunun alanı nedir? Herkes çözer. Bunu getirip şöyle koordinat sisteminde gösterse yine çoğu kişi çözer. Koordinat sisteminde şu şekilde noktalarını verse yine çoğu kişi çözebilir. Daha az kişi ama çözer. Ama ne yapıyor? Yan yatırıyor üçgeni. Çözemiyoruz. Daha az kişi çözüyor. Veya şöyle de verebilirdi üçgeni. Şöyle bir şey çıkardı. Baş. Yine biz buradan bakardık. Tabanı ne? Şuradaki değişim ne? O da yüksekliği olacak. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Öyleyse sorudaki esas nokta ne? Döndürme. Yani üçgeni döndürüyor. Aslında biraz sayısal mantık gibi düşünebiliriz. Veya işte bu sorularda şey yapıyor. Simetriğini soruyor. X eksenine göre simetriği, Y eksenine göre simetriğini soruyor. Mesela diyor ki şunun X'e göre simetriği. Hemen bakıyoruz. X ekseni bu. Bunu üçgen olarak da sorabilir. Şöyle bir üçgen verir. Simetriği ne olur? Bunları inşallah mantık sorularını çalışırken yapalım. Çünkü gitgide zorlaşıyor sınavlar. Şöyle bir üçgen verip simetriğini isteyebilir. Yani yapmayacakları işleri gitgide zorlaşıyor sınavlar. Umarım faydalı olmuştur.